Tasarım dünyasından herkese merhabalar diliyorum. Güney Afrika halkı tarafından hasır otu ve rafya gibi bitkilerin elle örülmesiyle yapılan bu sepetlerin nasıl yapıldığını sizlere göstermek istiyorum. Genelde geleneksel motifler ve natürel renkler kullanılıyor. Ama şu an bu farklı amaçlı kullanılan bu Afrika sepetleri son zamanlarda duvar süs olarak daha çok yapılıyor. İsterseniz hemen yapımına başlayalım. Bunun için ilk öncelikle ben kağıt ip kullanıyorum. Siz rafya ip de kullanabilirsiniz. Farklı renklerde kağıt ipler. Kağıt ipleri bu şekilde ben yumak haline getirdim. Çünkü açık haliyle işlem yapmanız gerçekten çok zor. Bu kağıt iplerin bir de açık olanları var. Yani açık şekilde. Bu biraz daha bükümlü bir ip. Bunun açık halde olanları ise yumak halinde satılıyor. Onları da kullanabilirsiniz yine aynı şekilde. Bu şekilde yumak haline getirdim. Kağıt iplerim var. İkinci olarak ise ben paraşüt ip kullanıyorum. Bunu yapabilmek için aslında çok düşündüm ne kullanılabilir şeklinde ve en güzelinin paraşüt ip olduğunu düşünüyorum. Ben bu çalışmayı yaparken 8 metre kadar paraşüt ip kullandım. Daha büyük bir tabak isterseniz daha fazla ip kullanmanız gerekecek. Halat ip kullanmak isterseniz halat ip de yine aynı şekilde paraşüt ipin kalınlığıyla aynı, aşağı yukarı aynı. Fakat biraz daha yumuşak bir ip bu halat ipi. Ama paraşüt ip daha sert, daha böyle dayanıklı bir ip. Ben hırdavatçılardan aldım ve çok da uygun fiyatı. Kilo işi satılıyor. Ve bunu kullanabilmek için ucundan böyle kalın ipimizin geçeceği şekilde büyük bir deliği olan ipe ihtiyacımız var. Etamin iğnesi de kullanabilirsiniz. Ucunun sivri değil de bu şekilde biraz daha küt olması işinizi daha da kolaylaştıracaktır. Bunun için kağıt ipimden ben yaklaşık olarak 2 metre ip kullanıyorum ama siz daha fazla ya da daha az ip kesebilirsiniz. İpimi hemen iğnemden geçiriyorum. Paraşüt ipimi gördüğünüz gibi elime alıyorum ve yavaş yavaş sarma işlemine başlıyorum. Bu sarma işlemini yaparken istediğiniz şekilde sarma işlemini yapabilirsiniz. Yani önden arkaya da sarabilirsiniz, arkadan öne de sarabilirsiniz. Bunun hiçbir önemi yok. Önemli olan nokta burada paraşüt ipin alt taraftan gözükmemesi. Kaç tane sardığıma bakmadım çünkü ortada yuvarlak şekil oluşturabilecek şekilde sarmamın olması gerekli. Bunun için elimle iyice sıkıştırarak birkaç tane daha sarıyorum elimle hemen. Ve birleştirme işlemimi ondan sonra yapıyorum. İki ipimi de birleştirdikten sonra sarma işlemime devam ediyorum. Özellikle sıkı bir şekilde sarmaya devam ediyorum. Bu başlangıç kısmı birazcık sizin için zor olabilir. Kaç tane sardığımı saymıyorum. Çünkü burada önemli olan nokta geri döndürdüğümde ortadaki yuvarlığa gelecek kadar ipimin sarılmış olması lazım. Elimle ara ara kontrol ederek sarma işleme devam ediyorum. Bakın artık dönebiliyorum. Hemen iğnemi aldım. Alt taraftan bakın dairenin içerisinden iğnemi geçiriyorum. Başka hiçbir işlem yapmadan direkt sarma işlemine devam ediyorum. Tekrar birleştirme işlemini yaptıktan sonra tekrar sarıyorum. Yine aynı şekilde döndürdüğüm zaman alttaki yuvarlağımın bakın kenarına gelecek şekilde hemen ortasından geçirip birleştirme işlemini bu şekilde yapıyorum. Direklerim oluşuyor birleştirme yerlerinde bu şekilde bakın. Ve tekrar sarma işlemine devam ediyorum.
Genelde en fazla 10 tane falan sarma işlemini yapıyorum. Daha fazlasını yapmıyorum. Çünkü o zaman aradaki böyle açıklıklarımız oluşacaktır. En fazla 10 tane sararak ilerleme yaparsanız çok daha güzel sonuç elde edersiniz. Ortasını bakın, oluşturmaya başlıyorum. İpimiz bir müddet sonra bitecektir. Tekrar bakın, alttaki biten ipimi de yine paraşüt ipimle birlikte alt kısımda bırakıyorum ve yeni elime almış olduğum ipi üzerine dolayarak kaybediyorum. Sakın alttaki ipi kesmeyin çünkü buradan açılma meydana gelecektir. Üstteki ipimizi sararak devam ediyorum. Genelde ben 8 tane falan sarma işlemini yapıp ondan sonra birleştirmeyi tercih ediyorum. Ama bazı zamanlarda 6, bazı zamanlarda 10 tane yapmam gerekebiliyor. Orta kısmını bakın, oluşturdum. Önemli olan bir diğer nokta ise birleştirme işlemlerini alttaki iki birleştirme işleminin ortasına gelecek şekilde birleştiriyorum. Bu şekilde birleştirdiğimde daha düzgün bir şekilde tabak oluşturmuş oluyorum. Hem buradaki bağlantı yerlerimin daha uyumlu bir şekilde gözükmesini de sağlamış oluyorum. Üst üste gelmiyorlar. Her iki birleştirmenin ortasından ne yapıyorum? Birleştirme işlemini yapıyorum. Orta kısmını bitirdim. Bakın ipim kaldı. Hiçbir önemi yok. Mor ipim. Şimdi ben orta kısmını 3 renk oluşturmak istiyorum. Yani bu tabağımı 3 renkten yapmak istiyorum. Siz isterseniz daha fazla renkte tercih edebilirsiniz. Bunun için nereden itibaren başlıyorsam 3 kısma hayalinizde böldüğünü düşünün. Burada birazcık göz kararı çok önemli. Göz kararı olacak şekilde bir kısmı mor olacak. Bir kısmı saman rengi, bu şekilde bakın açık krem rengi. Diğer kısmını da gri yapmayı düşünüyorum. Yine alttaki iki tane birleştirmenin ortasından birleştirme işlemini yapıyorum. Bu şekilde üçte birlik olan saman rengimi, krem rengi ipimi birleştirmeye devam ediyorum. Krem rengi ipimiz de bitti. Artık sıra geldi. İpiniz burada, eğer çok uzun bir ip bırakmışsanız ipinizi kesmeyip alttan paraşüt iple birlikte yürütüp daha sonra bu renge tekrar sıra geldiği zaman tekrardan o ipi oradan çekip dolama işlemine devam edebilirsiniz. Şimdi gri ipimi aldım ve üçte birlik kısmını da gri ip ile geliyorum. Ortasını 3 renge paylaştırmış oldum. Şimdi sıra geldi tekrar mor ipime. Mor rengin üzerine mor ipime geliyorum. Sarının üzerine de gelecek şekilde bir miktar mor renk geliyorum. Bunun için de 10 tane sardıktan sonra sarı ipime geçeceğim. Bakın 10 tane falan geldim ve tekrar sarı renk ipimin üzerine sarımı geliyorum. Sarı ipimi bitirdikten sonra gri'nin üzerine yine 10 tane, buradaki sıraları
Yaparken özellikle 10 tane olmasına önem verdim. Bu şekilde eşit bir şekilde bu üç rengimiz büyüyecektir. Tekrar gri ipime geçtim. Gri ipimle devam ediyorum. Hep bu mantıkla ilerliyoruz. Gri ipimle morun üzerinde yine 10 tane dolama yapıyorum. Mora geçiyorum. Sarının üstüne tekrar 10 tane. Bu şekilde ilerleyerek bakın orta kısmını oluşturmuş oldum. Düz bir tabak istiyorsak eğer hep bu şekilde tam üzerine gelecek şekilde bu paraşüt iplerimizi ilerlemeye devam ediyorum. Eğer tabak halinde olmasını istiyorsam ya da ne kadar çukur olmasını istiyorsam birazcık eğim vermiş olmam lazım. Bunun için de hemen moruma geçtim ve hemen ipimi sarıyorum. Hafifçe eğerek, sol elimle de destek vererek, çok fazla eğmeden, hafifçe bir eğim vererek, yoksa direktmen yukarıya çıkmış da oluruz. Eğer direkt üzerine getirirsek alttakinin, ben bunu istemiyorum. Elimle hafifçe eğim vererek, öndekinin üzerine gelecek şekilde getirip, ondan sonra birleştirme işlemini yapıyorum. Ve bu şekilde devam ediyorum. Hafifçe eğdim. Elimle de tutuyorum, sol elimle de. Daha sonra birleştirme işlemini yapıyorum. Bu şekilde sürekli hafifçe hafifçe öne doğru bir alttaki sıraya doğru eğerek ilerlediğimizde yukarıya doğru hafifçe eğim vererek çıkmış olacağız. Bu şekilde istediğimiz tabak şeklini verebiliriz. İsterseniz buradaki ortadaki düz kısmı daha büyük de bırakabilirsiniz. Daha sonradan da eğim verebilirsiniz. Yine bakın burası önemli. Alttaki iki tane birleştirmenin ortasına gelecek şekilde birleştirme işlemini yapıyorum. O yüzden bazen 6 tane, bazen 8 tane, bazen 10 tane sarma işlemini yaparak ilerliyorum. Bakın 2-3 sıra kadar eğim vererek ilerledim. Hafif bir eğim. Çok fazla değil. Bu şekilde ilerlemeye devam ediyorum. Tabağımızın en son kısmında bakın paraşüt ipimiz bitti artık. 8 metrelik paraşüt ipimiz bitti. En son bittiği yerdeki o ipimle son kalan parça ipimle alttaki hizayı birlikte sarıyorum. Birlikte sarma işlemini yapıyorum. Bunu yaparken de arada boşluk olmamasına özen gösteriyorum. Çünkü ben bu alttaki paraşüt ipimin gözükmesini istemiyorum. Eğer boşluk oluşursa ileriye doğru gittikten sonra tekrar geri de dönebilirsiniz. Benim yaptığım gibi. Hem biraz daha sık olmasını, bir üst sırada yani bir sıra daha gelmeniz daha tabii ki buranın sağlam olmasını sağlayacaktır. İpimi arkadan birkaç yerden geçirerek kesiyorum. Ve tabağımız bitti. Bu tabağı bu şekilde kullanabileceğiniz gibi duvara asarak da kullanabilirsiniz. Bunun için de hemen yine kağıt ipimden yararlanarak nereden asmak istiyorsam ilk öncelikle yerini belirliyorum. Birleştirme yerinden gördüğünüz gibi hemen iğnemle geçtim. Birleştirme yerinin bir tarafından bir diğer tarafından gelip oraya güzelce bir düğüm atıyorum.
Sonra diğer yanındaki birleştirme yeniden ilerliyorum. Oradan da iğnemle geri çıkıyorum hemen. Ve burada ne kadar uzunlukta olmasını istiyorsanız ipinizi bu noktada kesiyorsunuz. İstersen bu iki ipi tek bir düğüm atarak birleştirebilir. Bu şekilde de duvara asabilirim. Ya da düğüm yeri altta kalacak şekilde birleştirme işlemini de yapabilirdim. Ama ben genelde makrumede, daha çok makrume yapanlar biliyorlar bu tekniği, ya da püskül yapmak için gördüğünüz gibi ipimi bu şekilde doluyorum. Yine bununla ilgili daha önceki videolarımda bulabilirsiniz. Tam da bu tekniği kullanarak yazın kullanabileceğiniz çok güzel bir kolye yapmıştım bu tekniği kullanarak. Ayrıntılı bir şekilde izlemek isterseniz bu kolyemin nasıl yapıldığı videosunu da seyredebilirsiniz. Hemen ipimi buradaki bırakmış olduğum halkanın içerisinden geçiriyorum. Sol elimle de tutuyorum kaymaması için. Ve yukarıdaki bırakmış olduğum ipi çekiyorum. Bu sayede diğer ipin ucu bu sarmış olduğum yerin iç kısmında kalmış oluyor. İyice sıkıştırıyorum ki açılmasın. Elimle de düzeltiyorum. Ve hemen dibinden, ipimi dibinden kesiyorum. Kesinlikle açılmayacaktır. Duvara asmak için asma yerimizi de yapmış olduk. Zaten çok hafif bir malzeme. Kağıt ipimiz zaten çok hafif. İlk yapmış olduğum tabağım bu. 3 metre paraşüt ip kullanarak yapmıştım bunu. Yine arkasına asmak için duvara aparat yaptım. Hiç eğim vermeden yapmak isterseniz böyle bir tabak, nihale ya da Amerikan servis olarak da kullanabilirsiniz. Ya da çok hafifçe eğim vererek yapmış olduğum, içerisine böyle bir papatya deseni yapmak istedim. Çok az bir eğim olduğunu görebiliyorsunuz. Ortadaki düz kısmı daha fazla bırakaraktan, hafif kenarlardan eğim vererek yapmış olduğum bir tabağım. Ben farklı şekillerde yapmayı daha çok sevdim. Siz isterseniz yapmış olduğunuz tüm tabakları aynı eğimi kullanarak da yapabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki tasarımda tekrar buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Tasarım dünyasından herkese sevgiler diliyorum.